Adım adım cennete yürümek için her sabah namaza kalkıyoruz. Her abdestimiz cennete bir adım daha yaklaşmak içindir. Asiye, cennete doğru hızlı yürüyen bir kadın olduğu için, babası Adem'le cennette buluşmayı becerebildiği için Asiye iyi bir kadındır. Meryem onun için muhteşem bir kadındır. Hatice binti Huveylid radıyallahu anha bunu en iyi beceren kadın olduğu için muhteşemdir. Namazdan, oruçtan, cihattan, Kur'an'dan Allah'ın razı olduğu her ne varsa o amellerimizden söz ederken aslında biz cenneti bulmak için çıktığımız yolda attığımız adımlar olarak onları görmek zorundayız. Bugünkü dünya mücadelemiz bir sabah namazındaki sabah namazı, bir cihat meydanındaki cihat, tesettür olduğunda tesettür, ilim olduğunda ilim, hangi isimle anılırsa anılsın, sonunda bir cennet mücadelesi yapıyoruz. Birisi çıkıp dese ki, benim cennet mücadelesi diye bir mücadelem yoktur, ama bütün ibadetleri de yapıyorum, onun ya aklından şüphe ederiz, ya imanından şüphe ederiz. Bunun için çok terbiyelice söylenmemiş bir söz kabul ederiz. Cennet cennet dedikleri birkaç huri birkaç köşk sözünü terbiyeli söylenmemiş söz görürüz. Çünkü Allah bütün kullarını cennete çağırıyor. Allah cennete çağırırken kullarını, kullarından biri çıkıp bana seni gerek, cenneti ne edeyim derse bu ne biçim seni gerek olur diye itiraz ederiz. Bu sözü biz söylemeyiz deriz. Söylenme maksadı şuymuş, buymuş diye ayrıntıya girme ihtiyacı da hissetmeyiz.